arkadaşlar. Ben İkumi'nin Onaka, Antalya'da yaşayan bir Japon vatandaşıyım. Bugün eski İğneoya hakkında araştırma için Bursa'ya geldim. Burada Bursa Nilüfer Akçalar civarındaki İğneoya hakkında Yıldagül hocamdan bir şeyler öğreneceğiz. Yıldagül hocam, bu Akçalar civarında oralısınız galiba. Evet, Hodulu'danım. Evet, oralıymış. Ve bunu İğneoya'da anneannem. Onların yaptığı çezirikmiş. Bunda yani çok geleneksel, çok önemli İğneoya Bursa içinde. Yani bu İğneoya hakkında ben bilgi alacağım ve sizinle paylaşacağım. Yani siz kendiniz tanıtır mısınız öncelikle? Tabii ki. İsmim Yurdagül Kutar. Halk eğitimde İğneoya'sı hocalığı yapıyorum. Fadılı doğumluyum. Yani Fadılı köyündenim aslen. Akçalar'da 3 yıl görev yaptım. İğneoya'sı dersi verdim. Yani hocam siz bundan sizin çeyizlik kuyruğu. Çeyizlik bohçam. Evet. Namaz örtüleri ve evet. Tülbentler. Bunu da kim yaptı? Yemeğini. Kim yaptı bunlar? Çoğu annemin elleri yemeği. Bir tane de anneannemden kalma var. Annemin çeyizinden bana gelen. Onu verdi. Şu öndeki mavi krep. Evet, o çok güzel yani. Bayağı boru, iri oyası. Evet. Sümbül oya gibi ama annemden duyduğum kadarıyla bunun ismi fil oyaymış. Fil oya. Herhalde borusu olduğu için. Ve anneannem bunu, bu sonradan dikilmiş bu tülbenti. Evet. Bu at kılının, yani atın kuyruk kılının üstüne yapılmış. Sonradan krebe monte edilmiş. Eskiden genelde böyle yapılırmış. Şimdi daha çok tülbentin direkt üzerine yapıyorlar. Ama bunlar da gene eski sayılır. Artık tabii eski, annem 62 yaşında falan. Tam da hatırlamıyorum yani, çok ayıp gerçi ama ondan sonra yani kaç yıllık tülbentlerden belli zaten. Küçük hepsi, şimdiki tülbentler daha büyük, daha has, dokuları farklı yani. İşte hepsi bir sürüydü bunlar. Belki 50-60 tane annem yığdı. 30'unu abime verdiyse, geline, 30'unu bana verdi. 30 tane kalmadı gerçi. Ben onları kullandım ama sehpaya yaydım, ama bir yerlere yaydım. Yani daha vardı, azalttık işte bunlar. Her birinin de ismi var bizim köylerde. Evet. Onlar biz tek tek öğrendik. Bunlar da sonra sizin de herkesleri paylaşacağız. Motif ismini bilmek de çok güzel. Yani bunlar da yani ne görüp ya ne yaptığını, yani bunlar kadınların içinde gördüğü ya da ruhlarını, yani duygularını buraya dokunmuş diye ben düşünüyorum. Tabii ki. Değil mi? Yani doğada çiçekten, ne bileyim, düşüncesinden kendi bir şey yapmış, oyayı yapmış, isim koymuş. Yani şimdi bunun ismini söyleyebilir miyim? Tabii ki. Yani şu köprüye benzetmiş bunu. Gördüğünüz gibi. Buna annem Demirel Köprüsü demiş. Evet, köprü. Yani ismi konmuş. Eskiden yani Demirel Köprüsü konmuş. Yani her birinin sevdiği sanatçının ismini koymuş. Zeki Müren Kirpi var mesela. Kimi çiçeğe benzetiyor. Bu Hercai çiçeği. Bunlar da şey, genç kuzu için yapmış mı? Mesela Hercai böyle rengiler de canlı, güzel. Evet. Yani belki yaşına göre uygun rengiler, yani genç kuzular için yapmıştır bunlar. Evet. Bu renkleri o zaman daha çocuk değil, daha yetişkine, ergenliğe çağındaydım. Bu renkleri ben istedim. Evet. Mesela sizin köyünüzde genelde İğneoya herkes yapıyor muydu bayanlar? Geneli. Yani yapıyordu. Yaşlıların çoğu biliyordu. Biliyordu. Benim anneannem de İğneoya'sı çok yaptı ve gelir kaynağı oldu belli bir yaştan sonra. Para kazanmak adına, ama Bursa'nın içine, ama başka civar köylere bilmeyenler çocuklarına çeyiz için kendilerine tülbent yaptırıyorlardı anneanneme. Yapıyordu. Ta ki artık gözlükle de göremez hale gelince bu sefer pati görmeye başladı. Ama işte İğneoya'da para kazanabiliyor muydu? Kazanılıyordu. Yani o zamanki en para olarak mı sayılır? Yani
ne kadar yapıyordu hatırlamıyorum daha. Çocuktum bilmiyorum ama tabii ki kazanıyordu. Gelir kaynağı o yani. Bayanlar önce o zaman iyi geliri olmuştu o zaman. Çok iyi. Sanatı bilmek. Yani pekala siz İno'ya tabii yapıyorsunuz da kimden öğrendiniz bunu öğrendim. Ben annemde. Yani çok küçükken bile yani 6-7 yaşlarında annemin eline bakardım. İzlerdim elini. Merak ediyordunuz. Merak ediyordum. Annem hangi örneği yapsa babamın zavallı bütün mendilleri köşelerinde örnekler var. Hemen mendil alıp annemin yaptığı oyayı çıkarırdım kendim. Öyle. Elini izleye izleye öğrendim. Öğrendiniz. Pekala bu çizilik anneniz hazırladığını söylediniz. Kendiniz yaptınız ama yine kendim ya. Hiç yapmadınız. Yapmadım. Anneniz yaptı. Çok belki yani utanç verici diyeceğim. Annem, anneannem hepsi biliyor. Ben de biliyorum. Ama çok sıkıcı gelirdi. Anneme derdim ki anne senin ne kadar hiç düğüm olmuyor. Benim ipim dolaşıyor. Çok düğüm oluyor derdim. Sıkıcı gelirdi. Hiç kendim bir tane bile tülben yoktur burada. Benim emeğim ona. Sonra hiç yaptınız mı? Sonra da yapmaya başladım. İlk yaptığım tülbent bu oldu. Onu yaptım. Yani bu örnek oldu. İlk yaptığım tülbent. Kaç yaşındayken yaptınız bunu? Bu evde yani çok bir mazisi yok. Sonradan bir heves sardım. Komşum yapıyordu, karşı dairem yapıyordu. Ben de biliyorum dedim, ben de yapayım. Yapmaya kalktım. Nasıl yaptığı zaman ne hissettiniz? Daha çok sevdiniz. Sonradan sevmeye başladım, evet. Sonra işte mazi öğretmenliğe kadar gitti. Değil mi? Yani evet. Öğretmenlik yapana kadar oluyor. Evet, öğretmenliğe kadar gitti. Sonra dedim ki, bu kadar yılımı heba etmiş. O kurs ortamı, birilerine bir şey öğretmek o kadar onur verici, o kadar güzel bir şeymiş ki gerçekten bunca yaşım ilerledi, bunca seneyi heba etmiş. Şimdi sizin kursunuza gelenler yani Akçalar civarındaki kadınlar geliyor değil mi? Doğru kadınlar. Mu? Şimdi yani kadınlar... hiç genç kız yani yoktu. Öyle mi? Evet hiç genç kız yani, yoktu. O zaman... Ya yeni evlenmiş, yeni gelinler. Ev hanımı olmuş. Ev hanımı olmuş, evet. Ya da yaşları belli bir seviyeye çıkmış. Çocuklarına çeyiz yapmak için gelen kadınlar. Onlar da o zaman iğne o yapması biliyordu herhalde. Tabii çoğu bilen de geliyordu, hiç bilmeyen de öyle geliyordu. Mi? Genelde dediğim gibi genç kesim yeni evlenmiş, yeni gelinler. Onlar hiç bilmiyordu. Ya okumuşlar, okul bittikten sonra evlenmişler. Onlar bilmiyordu. Onlar yani, neden o zaman yine o yeniden başlayacağını yani nasıl karar verdi? Yoksa işi yaparım diye düşünmüş mü yoksa yani boş olmasın ya da hobi olarak mı yapıyorlar? Hobi olarak hem de zaten Akçaların geçmişinde var. Anneanneleri, babaanneleri hepsi biliyor. Belki anneler de biliyor. Ama onlar okudukları için ilgi alanı içine almamıştım onu. Yani vakitleri olmamış, öğrenmemişler. Evlendikten sonra ev hanımı olunca da şimdi artık bir de iğne oyasından çok evet. Şey yapılıyor. Takı yapılıyor, pano yapılıyor, her şey yapılıyor. Yeni işte öğrenip evde hem gelir, bir tane öğrencim var hala bana telefonla bu hocam örneğin sayılarını bana yollar mısın diyor. Ve Allah razı olsun diyor benim gelir kaynağım oldu. Bence güzel yani bu hobi olsun yani işi olsun çok kadınlar için çok güzel çok hem de güzel. FD yapabiliyor. Birinci avantajı FD yapmak. Tabii. İkinci avantajı çok masraf yok yani büyük yok. Masraf evet. Yok. Çok başta söylese iğne ve ip varsa evet. Yapabilecek evet. Bir şey. İğne, çok ip, makas. Başka bir değil şey değil. Çok güzel yani. Çok kadınlar güzel. Ya istediği zaman başarabilecek hobi aslında. Ve hem en uygun kurs. Değil mi? Yani. Ama bütçesi en uygun. Ama bir Japon arkadaşlar da yapıyor ama bazıları da çok zor geliyor yani başlangıçlar vazgeçiyorlar. Zor. Ama tabii devam eden de devam ediyor biz bizimkilerde. Hissetmeyeceğiz. Değil mi? Öğrenin yani yapamam diye bir şey yok. Ben bunu kabul etmiyorum. Aynısını öğrencilerime de diyordum. Yapamam diye bir şey yok. Elinde. Senin öğrenme kapasiten daha ileridir. Bir haftada öğrenirsin.
bütün teknikleri ben bir ayda öğrenirim. Ama eninde sonunda öğreniliyor. Evet, yani vazgeçmeden devam ettiği zaman mutlaka bir gün yapabilecek. Öğreniliyor. Yani çok yaşlı teyzelere de ben üniversite öğrettim. Öğrenemem dediler. Öğrenirsiniz dedi. Ben pes etmedim. Onlar pes etmedi. Ben defalarca anlatmaya çekinmeyin yanıma gelmekten, bana sormaktan. Ben defalarca gösteririm de anlatırım da. Pes etmediler. Ben de pes etmedim. Ondan öğrendiler yani. Hiç yani, öğrenemeyen olmadı kursunda. Yani çok güzel yani. Devam edeceğiz ki yani bunlarda. Benim zaten istediğimiz bu sizin kültürünüz Türkiye'de Türk kadınlarını devam ettiğimiz çok çok önemli. Yani bunu zaten bunu sizin sayenizde yani öğrenenler de var ve bunları da bir gün başkasına da öğretir. Yani onlar da yani böyle devam etmesi yani çok güzel. Kaç tane evet. Hoca var inanırsa çok tebrik ediyorum sana. Bursa köylerinde kurslar içinde yani üniversite hocası belki diğer hocalardan daha fazladır halkında. Ben Nilfer olarak sadece konuşuyorum ve bu diğer ilçelerin de halk eğitimlerinde var. Çok tutuluyor üniversite. Ve kurslar eskiden bilinmezdi bu kadar. Şu 10 yıl içinde diyelim. 10 yıl içinde çok talep olmaya başladı kurslara. Evet. Çok kurs açılmaya başladı. Evet, 25 senedir yani bu işin içindeyim. Ve 20 senedir yani Türkiye'de iğne oya hakkında araştırma yaptı. O zamanlar hiç iğne oya kurs falan yoktu. Yoktu. Yani başka kurslar da açılmıyordu. Tek açılan makine nakışı vardı. Benim gençliğimde ben makine nakışına da gittim. Makine nakışı vardı, dikiş vardı. Tek talep onlar görüyordu. Yani başka ne filografisi, ne lölyefi, ne başka şekil, hiçbir şekilde başka el sanatlarına talep yoktu. Şimdi ben çok mutluyum yani. Her el sanatına talep olduğu için hepsi ayrı bir güzel, ayrı bir sanat. Yani böyle. Hocam en son sizin için iğne oya nedir? Terapi. Benim için terapi. Yani bu tabii. Hem sanat hem terapi. Yani gerçekten insanın psikiyatriye bile gitmesi gerekmiyor yani. Moralini bozma, al eline, duygularını işle. Değil mi? Çok güzel işle. Yani. Gerçekten. Rengi seçme, yani motif seçme de kendisine ait. Tabii. Yani o zamanki duygu belki yani bu rengi olur ya da şu rengi tabii olur. Tabii ki. Aynen. Değil mi? Kafandaki her şeyi tasarlayabilirsin. Yani benim yaptığım gibi. Evet. Öyle yani siz bakınız bu çok güzel. İpek hoca yapmış. İpek bu. İpekten yapmış. İpekten. İpek hoca yapmış. Ve kozası. Bu yarım bir işim. Yani iğne oya dediği zaman sadece tamam. Yazmadaki değil. Yani böyle bir şeyler de yapabiliyor. Artık çok takılar yani, doğru, her nasıl çeşit doğru. Ufku açık. Neyi hayal edebiliyorsa iğneyle yapılabilir. Değil mi? Çok güzel yani. Öyle. Mesela iğne oya merak edenler varsa tabii ki yani böyle hocalar var. Yani hiç çekinmeden iğne oya kapı açın ve bir deneyin bence. Yani halk eğitimlere başvursunlar. Kurslar bir terapi merkezi. Hem meslek öğreniyorsun, el işiyle rahatlıyorsun. Hem de oradaki ortamda rahatlıyorsun. Değil çok mi? Güzel ortam. Hayal güçlerinizi iğneye dökün, el emeğinize dökün. Ya genelde benim görüşüm Türk kadınlar eli çok yatkın yani her eli evet. Yapar ve evet. Çok güzel yapar. Ama şimdi belki yapmadığı için bu ortaya çıkmayabilir ama yaptığı zaman ne güzel çıkartabiliyor. Evet, yani bu örnek yani bir örnek. Sadece hayal etmek gerekiyor. Evet. Yani hocam öğreneceksin, evet. Hayal edeceksin. Tamam. Hayalini de gerçekleştiriyorsun. Yani yapılmayacak bir şey yok. Bir böcek bile iğneyle yapılabiliyorsa evet. Artık çiçeği evet. Falan ağacı, dalı düşünün, her şey oluyor, her şey olur. Tamam, böyle iğne oya dünyası böyle. Yani kadınlar için de çok güzel. Aslında eskiden ben... geldi. Pardon. Tamam, söyleyeyim. Eskiden geldi, bugüne kadar geldi, değişim göstererek. Bu hale geldi iğne oyası. İğne oyası işte ben de hayranım. Türk el sanatları özellikle iğne oya
yani dünyaya artık girdiğim bunu çıkamıyoruz doğrusu. Yani hala da böyle araştırma yapıyorum, koleksiyon yapıyorum. Ve böyle iğne ve sebenlerle bir şeyler paylaşmak beni de çok mutlu ediyor. Bu sefer Yurda Gür hocamla beraber iğne ve hakkında bilgi paylaştık. Yani belki bir daha sonra sizin yanınıza geleceğim. Hocam bugün için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evime misafir olduğunuz için, beni seçtiğiniz için. Kapınızı açtığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Zevk duydum, onur duydum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bugün bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.